Programımıza hoş geldiniz. Humbi Herhatın, Sersaran Serçavan Hatın. Evet, Barış Anneleri aramızda. Barış Anneleri yollarda, sokaklarda, alanlarda özgürlüğe ses ver diyerek bu mücadeleyi büyütmeye devam ediyorlar. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Türkiye'nin birçok ilinden aramızda olan Barış Annelerini bir kez daha tek tek saygıyla selamlıyorum. Batman Barış Anneleri aramızda, Diyarbakır Barış Anneleri, İstanbul Barış Anneleri, İzmir Barış Anneleri, Mardin, Mersin, Siirt, Van Barış Anneleri aramızda. Hoş geldiniz, başka iz üstüne geldiniz. Ve her zaman olduğu gibi Ankara İleş Başkanlarımız ve Ankara İl Yöneticilerimiz de aramızda, onlara da hoş geldiniz diyorum. Bugünkü grup toplantımızda sevgili eş genel başkanımız Töre Hatimoğlu Oluç konuşmalarını yapacak. Ondan sonra konuşmalarının sonunda da Barış Annelerinden Meryem Soylu bizlere seslenecek. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sevgili eş genel başkanımız Tülay Hatimoğlu Orucu kürsüye davet ediyorum. Değerli Barış Anneleri, Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanından hak, hukuk, adalet için gelen, tecritin ortadan kaldırılması için gelen ve ömrünü ödedikleri bütün bedellere rağmen, acılara rağmen barış için adamış olan siz değerli Barış Annelerine hoş geldiniz diyorum, baş göz üstüne geldiniz. Ve yine bugün bizleri yalnız bırakmayan bütün değerli konuklarımıza, milletvekili arkadaşlarıma selam ve saygılarımı iletiyorum. Bugün hep birlikte bir yandan barışın sesi olmaya, bir yandan Türkiye'nin içinden geçtiği bu çetrefilli süreci hep beraber konuşacağız, değerlendireceğiz. Değerli halklarımız, pazar günü İzmir Torbalı'da bir restoranta meydana gelen patlamada 5 yurttaşımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onlarca da yaralımız var, onlara da acil şifalar diliyorum. Aydın, Kuşadası, İzmir, Selçuk, Menderes'te orman yangınları neredeyse evleri saracak kadar geniş bir alana yayıldı. Bu yangınlarda tabii ki tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki, Diyarbakır, Mardin yangınlarında bunları çok konuştuk. Ama batıda yakılan ormanların neden yakıldığını gayet iyi biliyoruz. Turizm şirketlerine orayı peşkeş çekmek için, maden şirketlerine peşkeş çekmek için, zenginlere imar alanları açmak için o ormanlar yakılıyor. Bunu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Ve bu olaylar silsilesi birbiri peşi sıra devam ediyor. Türkiye'nin her yerinde yangınlar var. Bu yangınlara dair ne yazık ki önlem alınmadığı gibi çoğunun sistematik bir şekilde, tıpkı Diyarbakır, Mardin ve Kürdistan'ın birçok kentinde olduğu gibi, batıda da turizm bölgelerinde de bu yangınların sistematik olarak çıkarıldığının da altını çiziyoruz. Ve buradan yetkililere bir kez daha çağrımız, bu yangınların çıkması engellenmelidir. Yangınlar çıktığı zaman da etkin bir müdahale mutlaka ve mutlaka gerçekleşmelidir. Değerli halklarımız, değerli canlar, bugün 2 Temmuz. Sivas, Madımak'ta 33 canımızı yakarak katlettikleri gün. Bugün 33 canımızın şahsında bu ülkede semah yakılmak istendi, saz yakılmak istendi, şairler yakılmak istendi, semah dönemler yakılmak istendi ve bizler burada kardeşliğin yakılmak istendiğini gayet iyi biliyoruz.
Bugün Sivas'ta, Madımak'ta eş genel başkanımız sevgili Tuncer Bakırhan'ın başkanlığında geniş bir heyetimiz oradaki anmalara katıldı. Bizler de burada siz değerli halklarımızın huzurunda orada yitirdiğimiz bütün canlarımızı bir kez daha saygıyla, hürmetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, Sivas davası özellikle mevcut olan iktidar tarafında o kadar kötü bir biçimde yönetilmiş bir dava oldu ki ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu halde o kapsamda değerlendirilmedi. Hiçbir firari sanığın yakalanması için doğru düzgün bir adım atılmadı. Burada tutuklanıp yargılananların birisi Cumhurbaşkanı tarafından serbest bırakıldı, biri de hastalığı gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı. Ve zaman aşımına uğradığına dair karar açıklandığında Erdoğan hayırlı olsun diye cevap vermiştir. Bizler zalimlerin bu yaptıklarına, Alevi canlarımızın tarih boyunca katledilmesine seyirci kalanlar, günümüz koşullarında da bu katliamları aratmayan adımlar atanlara karşı Alevi canlarımızın yanında dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, bir aradayız. Ve buradan çağrımızı yineliyoruz. Alevilerden özür dilenmelidir. Hakikatlerle yüzleşmek için bu parlamentonun çatısı altında bütün Alevi katliamları, Roboski ve benzeri bütün katliamlarla yüzleşmek için komisyon oluşturulmalıdır. Ve burada Alevi yurttaşlarımızın talepleri olan eşit yurttaşlık hakkı temelindeki bütün talepleri harfiyen yerine getirilmelidir. Yine o yangında yitirdiğimiz canlardan biri Metin Altınok şu sözlerle hatırlarız. Ölsem ayıptır, sussam tehlikeli. Çok sevmeli öyleyse, çok söylemeli. Evet, bizler mücadelemize büyük bir sevgiyle, çok severek sarıldık. Canlarımıza çok severek sarıldık. Ama bir o kadar da çok söyleyeceğiz. Sivas'ı unutmadığımızı çok söyleyeceğiz. Alevi katliamlarıyla yüzleşilmesi gerektiğini çok söyleyeceğiz. Hesaplaşılması gerektiğini söyleyeceğiz. Asla unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Değerli halklarımız, ekranı başında bizleri izleyen değerli yurttaşlarımız. Şimdi Türkiye'nin yine temel gündemlerinden biri ve esasen küresel ölçekte bütün dünyanın temel gündemlerinden biri 3. Dünya Savaşı tartışmaları. Bizler parlamentonun kürsülerinden, eş başkanlarımız bizden önceki dönemdeki eş başkanlarımız bu kürsülerden, bizler bu görevi devraldıktan sonra yine aynı biçimde sürekli Orta Doğu'da, Afrika'da, Kafkasya'da yaşanan savaş ve çatışmalara sürekli dikkat çektik ve bu konuda önerilerimizi sürekli kamuoyuyla paylaştık. Açlığı ve sefaleti her yere yayan, Karun gibi zenginleşen, Dehak gibi zalimleşen bu iktidar şimdi ise bir savaş tantamlığını iç siyaseti dizayn etmek ve Türkiye'deki açlık ve yoksulluğun üzerini örtmek için bir savaş tantamlığına kendini kaptırmış durumda. Bizler tabii ki şunu çok iyi biliyoruz. Küresel ölçekte sermayenin yaşamış olduğu krizden çıkış aradığını biliyoruz. Ve bu krizin milyarlarca insanı aç bıraktığını çok iyi biliyoruz. Ve bu işin dünya ölçeğinde savaş çıkarmaya çalıştıklarını, odak nokta olarak da şu anda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı seçtiklerini, bu savaşın şimdi emperyalist paylaşım savaşının Rusya ve Ukrayna'ya yayıldığını gayet iyi biliyor ve görebiliyoruz bütün bunları. Ve bütün bunlar gelişirken savaş tamtamlıklarını asla bırakmayan bu iktidarın Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklama yapıyor. 3. Dünya Savaşı uyarısı yapıyoruz. Amerika'yı yeniden keşfeder gibi böyle bir uyarıyı şimdi bu zamanda yapıyor. Milli Savunma Bakanı da biz olası bir savaşa hazırlıklarımızı sürdürüyoruz diyor. Ülkeyi yönetenler gerçekleri halktan gizliyorlar. Biz soruyoruz, yıllardır her yere sınır ötesi yaptığınız operasyonlarla, Suriye'nin iç işlerine müdahaleyle, Libya'nın iç işlerine müdahaleyle, Irak'ın gücünüz yetse İran'ın iç işlerine müdahaleyle yapmış olduğunuz bu dış politikayı biz her zaman eleştirdik.
Sizin ne işiniz var o ülkelerde dedik. Neden o ülkelerin iç işlerine karışıyorsunuz dedik. Buradan bir kez daha bu soruyu bu iktidara soruyoruz. Sıfır sorun politikasıyla, komşularımızla sıfır sorun politikası diye yola çıktılar. Ama yedi düvele savaş açan bir hale büründüler. Ve bunun en büyük nedenlerinden biri, evet bölgede bir güç olmak isteğinin yanı sıra, bir emperyal güç olmaya çalışmanın yanı sıra, esas meselenin Kürt sorunu olduğunu çok iyi biliyoruz. Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmemek için, sınırın ötesinde açılmış olan savaşın da hepimiz hep birlikte bunun farkındayız. Ve iktidar bizim bütün bu uyarılarımıza verdiği, pratikte verdiği yanıt şudur. Filistin'in yanında göründü ama silah yapımında da kullanılan malzemeler dahil olmak üzere İsrail'e ihracat yapmaktan zerre vazgeçmedi. Suriye iç savaşına bu şekilde müdahale etmeniz Türkiye'yi savaşa çeker. Türkiye'de birçok katliamın nedeni bu olmuştur dedik. 10 Ekim Gar katliamı, Suruç ve birçok katliamın nedeni sizlerin Suriye'nin iç işlerine karışmasının sonucudur dedik. Orada desteklediğiniz ÖSEO güçleri, IŞİD, El Nusra ve uzantısı güçlerin sonuçlarıdır dedik. Ama bunlar bizi tabii ki her zamanki gibi değil dinlemek, bu konuştuklarımızı ters yüz etmeye çalıştılar. Ve şimdi gelinen noktada hepiniz takip ettiniz. Geçtiğimiz akşam 30 Haziran gecesinde Kayseri'de Suriyeli göçmenlere dönük ırkçı saldırı başladı ve bu Türkiye'nin birçok iline, özellikle sınır illere yoğun bir biçimde yayılmış durumda. Sadece bu mudur? Hayır. Birazdan bahsedeceğim Afrin'deki gelişmelerden. Ama Kayseri ile ilgili şunu söylüyorum. Bugün bir kız çocuğuna yapılmış olan bir tecavüzü asla hiçbir vicdan kabul etmez. Hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Ve şunu da hatırlatmak isterim. Kayseri valisi ve emniyet müdürü zaten bu çocuk Türkiyeli değil diyor. Yani bir çocuk, tecavüze uğramış 5 yaşındaki bir çocuğun nereli olduğunun ne önemi var? Hangi milliyetten, hangi halktan olduğunun ne önemi var? Birinci vicdansızlık budur. İkincisi ise bu tecavüz olayında doğrudan bunun suçlusunu yakalayıp yargılamak kamunun görevidir. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Ve elbette toplumsal tepkiler olur. Elbette başta kadın hareketinin tepkileri olur, olmalı da. Ama Kayseri'de bu gündemi bir biçimiyle bahane ederek bir pogrom denemesi yapılmasını, mültecilere dönük onları buradan kaçırtmaya ve yoğun bir şiddet göstermeye gerekçe olarak gösterilmemelidir. Bunu asla, bir pogrom denemesini asla kabul etmiyoruz, olmamalıdır da. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, buradan yakılmış olan ateş, biraz önce söyledim, Türkiye'nin birçok kentini sardı ama özel olarak Afrin'de şu an az önce konuştuğumuz, siz ÖSEO'ya Kuvayi Milliye ruhuyla örgütlenen bir yapı diyen bu iktidardır, AKP'dir. Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Ama şimdi o ÖSEO güçleriyle ters düştüğü için Afrin'de Türk bayrağını nasıl aşağı çektiklerine hepiniz tanıklık ettiniz. Diyor ki bizim işimiz yok diyor Suriye'de. Suriye'nin iç işlerine karışmayız diyor. Ve dostum Esad birden Esed oluverdi. Şimdi ise bir daha dostum Esed politikasına dönmek istiyorlar. Görüşme için çaba içindeler. Yıllardır çaba içindeler Esad'la görüşmek için. Bu yeni bir tutum değil. Ve siz peki işiniz yoksa, iç işlerine karışmıyorsanız Afrin'de neden kaymakam atadınız? Afrin'de neden Türkiye'ye bağlı üniversitelerin Antep Üniversitesi'nin şubelisini açtınız? Neden PTT açtınız ve neden oradaki ÖSEO güçlerine Türkiye'nin parasıyla maaş ödüyorsunuz? Neden? Bu iç işlerine karışmak değilse nedir? O halde biz buradan bir kez daha şunu söylüyoruz. Bu tehlikeli bir yere evrilmeden, Suriye ve göçmen karşıtlığı tehlikeli bir yere evrilmeden, Afrin'deki gelişmeler Türkiye'ye maliyeti yüksek, can kaybına dahi sebep verecek katliamlarla sonuçlanmasını engellemek bu iktidarın görevidir. MIT'in görevi burada istihbaratını doğru düzgün çalıştırmaktır ve yarın öbür gün Suruç'taki gibi
O uyuyan hücreleri, AKP ile ters düştü ya şimdi uyuyan hücreleri. Her bir uyuyan hücre Ankara içinde, İstanbul içinde, Hatay, Adana, Mersin içinde, Türkiye'nin bütün vilayetleri için bir tehlikedir. Buradan uyarıyoruz yetkilileri ve gerekli önlemleri buradan almak zorundasınız. Ve diyeceğimiz şudur ki arkadaşlar, evet bu savaş tamtamlığı devam ederken, muhalefeti dış siyasetle dizayn etmek isteyen bir iktidar var. Diyor ki, biz diyor vatan millet Sakarya bunu hayata geçirmek istiyoruz ama muhalefetin desteğini görmüyoruz. Muhalefet çıkıp ikide bir bizi kürsüden eleştiriyor ve çalışmalarımıza takoz koyuyor diyor. Biz sizin yanlış dış siyasetinize destek olmayacağız. Muhalefeti de bunu bahane ederek zayıflamış olan bir AKP'nin yanında dizmek, muhalefeti tıpkı yeni kapı ruhu gibi tırnak içinde aynı formülasyonla dış siyasetten dolayı yanınıza dizmek istiyorsanız yanılırsınız. Buradan muhalefeti de bu tuzağa düşmemek üzere muhalefete de bir çağrı yapıyoruz. Değerli halklarımız, biz şunu çok iyi biliyoruz ki jeostratejik konumu itibariyle Türkiye her daim bölge açısından ve dünya açısından çok önemli bir ülke. Bunun hepimiz farkındayız. Ve çok söyledik, burada bir kez daha tekrarlıyoruz. Evet, Türkiye resmi olarak Suriye ile görüşmelidir. Esad'la da görüşmelidir. Ama bu görüşmeler gerçekleşeceği zaman oradaki Kürt halkının iradesiyle de görüşmelidir. Orada Kamışlı'yla da görüşmelidir. Orada her kesimle mutlaka ve mutlaka görüşmelidir. Ve biz şunu çok iyi biliyoruz ki Kürt sorununu çözmemiş olan bir Türkiye dış siyasette başarıya imza atma ihtimali yoktur. Ve şu uyarıyı bir kez daha yapıyoruz. Türkiye'de şu an Dışişleri Bakanlığı diyalog, diplomasi bu konularda çalışma yürütmek yerine yürüttükleri faaliyet MİT faaliyetidir. İstihbari faaliyettir. Dış siyaset istihbari faaliyetlerle yürütülemez. Bunun da altını buradan bir kez daha çiziyoruz. Bunları biz çok söyledik. Şimdi bir kez daha altını buradan çizmiş olalım. Ve son sözüm şudur bu konuyla ilgili. Şam'la anlaşmanın sahici yolu Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemle çözmektir. Kamışlı'dan ve Kobani'den geçer. Ve bunun en güzel örneğini bütün Türkiye, şimdi bu salona, siz değerli annelerimizin yüzüne ve o beyaz tülbentine bakarak bu barış talebimizdeki samimiyetimizi ve cesaretimizi bu salona bakarak görebilirler. Başlarken de söyledik, barış annelerimiz aramızda. Evet, bugün burada bu salonda oturan her bir anamızın yaşamışlıkları her biri, ama her biri bir roman. Her biri ayrı bir kitap. Her birinin ayrı bir kaybı. Her birinin ayrı bir şekilde canı yanmış. Ama bir ortak paydaları var hepsinin. Bu yanan canımızın karşısında bir ortak talepleri var. Barış. Bütün acılara rağmen analarımız barış demekten, o tertemiz bembeyaz barışın sembolü olan bayrak gibi olan tülbentlerini başlarında taşıyarak barış demekten asla geri durmadılar. Ve bugün Türkiye'nin ve Kürdistan'ın birçok bölgesinde analar burada ve analarımız özellikle Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesi konusunda ısrarcı olan bir direnişe destek veriyorlar. Ve analarımızın en temel talebi İmralı tecridinin ortadan kalkması, Sayın Öcalan üzerindeki tecridin ortadan kalkması.
Sanırım bu alkışları iktidar da izliyordur ve analarımızın talebini görüyordur. Analarımız Adalet Bakanı'yla görüşme talep ettiler. Evet, bir görüşme gerçekleşti ama Adalet Bakanı talep edilen sorunlar hakkında zerre kadar bir çözüm önermedi. Şu an tecritin ortadan kalkması ve Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için cezaevlerinde devam eden direniş var. Analar bir yandan bu direnişi destekliyor ve bir yandan yaptıkları bu eylemlerle her hafta Ankara'ya gelerek, Adalet Bakanlığı'na yürüyerek, Adalet Bakanı'yla görüşme talep ederek bu mesajlarını bütün Türkiye'ye buradan duyurdular. Biz de DEM Parti olarak taleplerinizin sonuna kadar yanındayız. Beraber mücadele edeceğiz. Hepinizin mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum. Hoş geldiniz bir kez daha. Baş göz üstüne geldiniz. Evet değerli halklarımız, Türkiye'de Erdoğan yaşadıkları seçim yenilgisinin hemen akabinde bir normalleşmeden bahsetti. Ve Türkiye gündemine ucube bir normalleşmeyi, anormal bir normalliği gündem olarak Türkiye'nin önüne getirdi. Kürt halkı, bakın, Kürt halkının bütün verdiği bu emekler karşılıksız kalıyorsa, anaların bu emeği karşılıksız kalıyorsa, bu ülkede normalleşme olmaz. Kürt halkı muazzam baskılara rağmen kendi belediye başkanlarını, eş başkanlarını seçti, meclis üyelerini seçti ve şu an belediyede görevlerini icra ediyorlar. Ama yine durmadılar, yine anormal hareketler ve anormal hukuk karşısında görevlerini yapmaya, daha doğrusu hukuku ihlal eden işler yapmaya devam ettiler ve kayyım atadılar. Bakın, geçtiğimiz pazar günü Hakkari'deydik. Türkiye'deki bütün sol sosyalist yapılarla, Türkiye'deki emek meslek örgütleri, siyasi partilerle birlikte bizler İstanbul Kartal Meydanı'ndaydık. Mitingimizi gerçekleştirdik. Hepimizin kimliği ayrı, siyasi görüşleri ayrı, cinsiyetleri ayrı, inançları, etnisiteleri ayrı insanlar olarak İstanbul Kartal Meydanı'nda bir ortak paydada birleştik. Emeğimiz ve özgürlüğümüz için kayyıma geçit vermeyeceğiz dedik. Kayyıma da geçit vermeyeceğiz. Kayyım gayrimeşrudur. Kayyım hukuk dışıdır. Kayyım 31 Mart'ta bir kez daha toprağa gömülmüştür. Kayyım politikasından derhal vazgeçilmelidir. Hakkari'de belediye meclisinin seçmiş olduğu Viyan Tekçe, Hakkari'nin belediye eş başkanı vekili olarak derhal atanmalıdır. Değerli arkadaşlar, tabii bu normalleşme ve demokratikleşme yalanının altında yatan birkaç örnekle bu yalanın ne kadar derin bir yalan olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kobani Kumpas davasında yüzlerce yıl ceza verdiler. İçinde sevgili Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın olduğu 13 arkadaşımıza. Gezi davasında Kavala'ya müebbet, orada yargılanan birçok insana onlarca sene hapis. 10 Ekim Gar katliamı davası dün sonuca bağlandı ve yetkililerden, kamu görevlilerinden,
özellikle MİT'in ve Antep Emniyet Müdürlüğü'nün personelinin içinde olduğu dosyada isimleri isim isim geçtiği halde, üzerlerinde ifade olduğu halde sanki onlar yokmuş gibi çıkan bir karar ve belli başlı insanlara verilmiş bir cezayla yetiniliyor. Oysa 10 Ekim Gark katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve yetkililer derhal bu konuda parmağı olan bütün yetkililer derhal açığa çıkarılmalı ve yargılanmalıdır. Sinan Ateş cinayeti. Evet, dün başladı bu dosyanın görüşülmesine aylar sonra ve bugün devam edecek. Türkiye'de yine dünkü gelişmelere de baktığımızda, dün mahkeme salonundaki ifadelere dönüp baktığımızda Sinan Ateş cinayetinde ilk ifadelerin hepsinin değiştiğini ve yeni bir senaryonun yazıldığını, burada bu işin azmettiricisi olan kesimleri ve siyasileri korumaya dönük bir ifade biçiminin geliştiğini görüyoruz. Burada kamu görevlileri de var, siyasetçiler de var ama bu dava belli ki bu şekilde götürülmek isteniyor. Canlı yayın televizyon programında ifade etmiştim, burada da altını çizmek istiyorum. Bu davada doğru düzgün bir yargılanma olmayacak gibi görünüyor. Bu konuda da kamuoyu duyarlı olmalı ve Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in eşi mutlaka ve mutlaka korunmalıdır. 1 Mayıs'ta tutuklananlar için yine onlarca yıl hapis istendi. Antep'te terörö diyerek HDP yöneticilerine, onlarca devrimciye cezalar yağdırıldı. Muğla'da Seydi Kemer'de Mardinli 4 tarım işçisi kalabalık bir ırkçı grup tarafından darp edildi. Neden? Kürtçe konuştukları için, Kürt oldukları için darp edildi ve buna bu iktidar normalleşme diyor. Bu normalleşme alın sizin normaliniz olarak kalsın ama muhalefet sizin onu çekmek istediğiniz normal zemine gelmeyecek. Erdoğan kendi ağzından itiraf etti. Biz normalleşmeden bahsederken muhalefetin normalleşmesini istiyoruz dedi. Şunu bütün Türkiye halkları lütfen çok iyi bilsin ki biz şunun gayet farkındayız. Erdoğan bu seçimden almış olduğu yenilgiden dolayı ben normalleşiyorum diyerek muhalefetin daha az muhalefet yapmasını sağlayıp kendini yeniden toparlamak istiyor. Burada biz onların ne yapmak istediğini, muhalefeti kendi minderlerine çekmeye çalıştıklarının gayet farkındayız. Ama şu konuda da biz çok net olmalıyız ki biz asla muhalefet olarak Erdoğan'ın bize çizmiş olduğu çerçevede kalmayız, kalmayacağız. Girmeyiz de o çerçevenin ve o dairenin içine. Ve buradan özellikle bu normalleşme sürecini muhalefetin üzerinde bir kılıç gibi gezdirmesini kabul etmiyoruz. Ve biz muhalefet olarak bize düşen en önemli görev Erdoğan'ın AKP iktidarının ortaklarıyla birlikte yürütmüş olduğu, halka karşı yapmış oldukları bütün yanlış politikalara karşı durmaktır. Biz muhalefet olarak işçinin, emekçinin, yoksulun, kadının, çiftçinin, emeklinin, gençlerin, engellilerin, ez cümle bütün halkların ve inançların, bütün ezilen ve sömürülenlerin yanında olmaya, onların politikaları karşısında daha güçlü durmaya devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, sevgili kadınlar. Yine bunlar normalleşmeden bahsederken aslında devasa bir anormallikle bizi karşı karşıya bıraktılar bir kez daha. 9. yargı paketi şimdi parlamentonun gündeminde ve muhtemelen bu dönem kapanmadan 9. yargı paketi görüşülecek. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktılar. Bu yetmiyormuş gibi 9. yargı paketinde kadınları şiddete karşı koruyan 6284 sayılı kanunda değişiklikler yapmak istiyorlar. Bununla yetinmiyorlar. AYM'nin kararına rağmen kadınların kendi soyadını kullanmasına müdahale etmek istiyorlar. Bu da yetmiyor. Tedbir kararını, yani şiddet gören kadınlar eğer gidip bir şikayetçi olurlarsa ve onlar için kimi tedbir kararları alınırsa
bu tedbir kararı elbette az da olsa kadınların korunması için önemlidir, canlarının korunması için önemlidir, katledilmemeleri için önemlidir. Ama bu tedbir kararı uygulamasında ciddi değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Ben burada geçen yaptığım grup konuşmasında da ifade ettim, tekrar etmek istiyorum. Çağrımı buradan yineliyorum. Bu konuda meclisteki bütün kadınlar, hangi partiden olduklarından bağımsız olarak, başta kendileri 9. yargı paketine karşı çıkmalıdır. Ve bu konuyla ilgili erkek milletvekillerine çağrı yapmalıdır. Onların da karşı oy kullanmalarını sağlamalıdır. Buradan bu çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Ve yine değerli arkadaşlar, sevgili kadınlar, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'daydık. İstanbul'da İlerici İttifak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği grubunun toplantısına bizler ev sahipliği yaptık. Bu toplantıya 7 kıtadan 27 ülkeden delegasyon katılmıştı ve biz onlara ev sahipliği yaptığımız için de büyük bir onur duyduk. Farklı dillerden, renklerden, inançlardan kadınlar, Türkiye'li kadınlarla, Kürt kadınlarıyla bütün dayanışma duygularını ilettiler, sevgilerini ilettiler. Üzerimde kalmasın, ben buradan bütün Türkiye'deki kadınlara, Kürdistanlı kadınlara bu selamı iletmek istiyorum. Değerli halklarımız, Türkiye'de yaşadığımız bütün bu sorun sarmalı içinde en çok can yakan, en çok canımızı acıtan açlık, yoksulluk ve artan işsizlik, derinleşen işsizlik. Türkiye'de halklar tam yangın yerinde ve bir savaş ortamındaymış gibi yaşamaktadır. Bugün asgari ücrete zam yapmalarını bekliyorduk değil mi Temmuz ayında? Rutin budur, beklenen budur. Enflasyonun artış oranına göre bir artış beklerken bakanlık açıklama yaptı ve böyle bir artışı gerçekleştirmeyeceklerini söylediler. Ama şu sıralarda elektriğe %38 zam yaparak bu ülkede her evi ve her iş yerini yangın yerine çevirebildiler. Elektriğe zam demişken şunu da sizlerle paylaşmak isterim. Yerli ve milliyiz diyor ya bu iktidar, her konuda yerli ve milliymiş. Onların yerli ve milliliğini elektrikte görün lütfen. Bu zamlar karşısında elektrik faturalarını insanlar ödeyemezken, ezim ezim ezilirken bu faturaların altında İngiliz firmalara para kazandırıyorlar. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova'da oturan arkadaşlar, vatandaşlar elektrik faturalarını bir İngiliz şirketine ödüyorlar. İngiliz şirketinin sahibi olan UEDAŞ son 3 yılda tek kuruş vergi ödememiş. Kurumlar vergisi tek kuruş ödememiş. Hani bunlar yerli ve milli ya, hani bunlar biz IMF'ye gitmeyeceğiz dediler ya, ama IMF'ye gitmiş kadar kemer sıkma politikası uyguluyorlar ve IMF'nin programını IMF'siz bir şekilde zaten hayata geçiriyorlar. Bakın, çalışanların herhangi bir yerde, bir hizmet sektöründe aldıkları bahşişe bile, aldıkları bahşişi düşünün ya, o bahşişe bile vergi koymayı düşünüyorlar ama İngiliz elektrik şirketini kurumlar vergisinden muaf tutabiliyorlar. Şimdi zaten en büyük gündemlerimizden biri bu. Bu vergi artışları, bu vergi paketi hayata geçerse zaten biz aldığımız nefese, teneffüs ettiğimiz havaya bile vergi ödeyen bir topluma dönüştük. Bunun dahasını istiyorlar ve yurttaşın daha fazla ezim ezim ezilmesini istiyorlar. Buradan çağrımızı yapıyoruz. El yakan elektrik zammını derhal geri çekin. Asgari ücrete derhal enflasyon oranında zam yapılsın ve yapılan hesaplamalarda hem sendikaların yapmış olduğu hesaplamalar hem bizlerin yaptığı hesaplamalara göre 7,5 milyon asgari ücretlinin şu an alması gereken aylık, asgari düzeyde alması gereken aylık 41.447 TL. Belki biz bir dahaki grup konuşmamızda aynı rakamı telaffuz edemeyeceğiz, daha yükseğe çıkacağız. Niye? Çünkü enflasyon durmuyor, çünkü zamlar durmuyor, çünkü hayat pahalılığı durmuyor. Dolayısıyla bu rakamlar neredeyse haftalık, aylık değişmek zorunda. 16 milyon emekliye maaşları iyileştirilmelidir. 6 milyon engellinin hakkı verilmelidir burada.
Ama bunlar yapılmak yerine. Bay Erdoğan ne yapıyor biliyor musunuz? Gerçekten şimdi söyleyeceğimi zaten okuduysanız, denk geldiyseniz eminim büyük bir şaşkınlık yaşadınız. Ama ilk kez duyanlar çok fazla şaşıracak. Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yapıyor. Muhalefet ekmeğe, suya, her şeye zam yapıyormuş. Bunu kim yapıyormuş? Muhalefet yapıyormuş. Yahu gerçekten siz şaka mısınız? Gerçek misiniz? Paralel evrende mi yaşıyorsunuz? Siz normal misiniz? Aklınız yerinde mi? Aklınız başınızda mı? Valla burada biz pişkinliklerini çok gördük de bu pişkinliğin dozu bir yerde durmuyor, gittikçe artıyor. Pişkinliğin bu kadarına da pes diyoruz. Ve buradan yine bir çağrımız. Madem muhalefet ekmeğe suya zam yaptı, siz emekliye işçiye zam yapın da görelim sizin politikalarınızı. Hadi bakalım. Değerli halklarımız, bahsini ettiğimiz bu iktisadi krizin, bu derinleşmiş yoksulluğun elbette çözümü var. Bizler bu çözümler için hep birlikte çok güçlü çalışmaları elbette yürütebiliriz. Mesela Türkiye'de yine arkadaşlarımızın uzmanlık alanları çerçevesinde yaptığı çalışmadan sadece birkaç örnek vermek istiyorum. Bu ülkede 22 bin fabrika çok rahat kurulabilir. Ve bu fabrikalar kurulduğunda Türkiye'de bir tek işsiz kalmaz. Özelleştirdikleri tekel, şeker fabrikası ve şimdi burada sayamadığım o kadar çok tekelleştirdikleri kurumlar var ki bir gün genel kuruldaki bir konuşmamda danışman arkadaştan rica etmiştim. Özelleştirilen kurumların listesi. Sayfalar boyunca çeviriyorsunuz ki bitmiyor. Bu kadar kurum bu 22 senelik AKP iktidarı tarafından devlete aitken özel sektöre devredildi ve çoğundan da vergi alınmıyor, bunu bilelim. Bunun içinde fabrikalar, kurumlar, limanlar, yollar, hastaneler var. Ve biz gerçekten bunların kamulaştırılırsa Türkiye halklarına eşit, adil bir ekonomik bölüşüme büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz bu çalışmalarımız çerçevesinde. 700 milyara ulaşmış olan çiftçi borçları acil ödenmelidir. Diyarbakır, Mardin yangınında mağdur olan çiftçiler, bakın bu küçük ölçekli gibi gözüken ama üretici ve çiftçi için devasa önem taşıyan bu mağduriyeti bile bu iktidar gidermemek için orayı afet bölgesi bile ilan etmiyor. Çay buğday üreticileri dinlenmeli, talepleri yerine getirilmelidir. Daha bunun gibi elbette verebileceğimiz çok sayıda örnek var. AKP'nin yarattığı yıkım o kadar büyük ki Türkiye'de hangi alana el atsak elimizde kalıyor. Ama biz söz veriyoruz. Bütün bu alanlarda yeniden düzenlemeler ve iyileştirmeleri yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Toplumcu, kamucu, demokratik bir anlayışla bu kokuşmuş düzeni değiştirerek yapacağız. DEM Parti olarak bu kurucu ruhla bunu yapmaya adayız. Bu adaylığımızda İddialıyız, yapacağız, başaracağız hep beraber değerli halkımız. Evet, her şeyin çivisi çıktı bu ülkede. Ya bu sömürü ve zulüm düzeni sürsün diye ülke batmaya, ülke halkları katmerli ezilmeye devam edecek ya da hep birlikte bu gidişata dur diyeceğiz. Ne sermaye düzeni, ne koruyucu meleği saray, Bu saray ve ortakları halktan, sizden, bizden daha güçlü değil. Yeter ki bu konuda dayanışma içinde olalım. Yeter ki ezilenler, sömürülenler, yeter ki bu ülkenin açları, yoksulları el ele tutuşmayı bilsin, dayanışma içinde olalım, mücadelemizi alanlarda ve meydanlarda hep birlikte sergileyelim. Evet değerli arkadaşlar, biz DEM Parti olarak biraz önce bahsini ettiğim kayımcı zihniyete karşı yaptığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz ve şu an saygı yürüyüşümüz devam ediyor. İstanbul'dan başladı, Türkiye'nin dört bir yanından Hakkari'ye doğru arkadaşlarımız yol alıyor.
İradeye saygı yürüyüşünü burada sizlerin huzurunda bir kez daha selamlıyorum. Bu dönem bir yandan saygı yürüyüşümüz, bir yandan kayyıma karşı mücadelemiz devam ederken aynı zamanda ekmeğe ve adalete her şeyden çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçerken ekmek ve adalet kampanyamızı başlatıyoruz. Ekmek ve adalet kampanyamızda bizler yaz boyunca ve sonraki süreçlerde de elbette yürüteceğimiz çalışmayla Türkiye'nin dört bir yanında, Kürdistan'ın dört bir yanında işçilerle, üreticilerle, çiftçilerle, yoksullarla, esnafla yan yana geleceğiz. Yoksul kadınlarla, işçi, emekçi kadınlarla yan yana geleceğiz. Türkiye'nin, Kürdistan'ın dört bir yanında açlığa, yoksulluğa hep birlikte dur diyeceğiz. Bizim ekmeğe de, adalete de en çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Yalnızlaştırmaya çalıştıkları, hakkına hukukuna girdikleri her kesimle omuz omuza olacağız. Zulmün gölgesinde değil, adaletin güneşi altında buluşacağız. Bizim pusulamız dayanışmadır. Ezilenlerin ortak mücadelesi ve direnişidir. Çıktığımız bu yolda hep birlikte güçlenecek, hep birlikte bu iktidara, bu kokuşmuş rejime ve düzene hep beraber dur diyeceğiz. Bu motivasyonumuz var, bu enerjimiz var, bu iddiamız var, bu bilincimiz var. Geriye kalan tek şey eyleme geçmek, eylem haline gelmek ve mücadelemizi alanlarda, meydanlarda, sokaklarda var olanın daha da ilerisine taşıyarak daha güçlü bir seviyeye çekmektir. Bunu da siz değerli halklarımızla, ezilen ve sömürülenlerle birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hızır, yar ve yardımcımız olsun. Sayın Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğlu Orucu konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşması için Meryem Soylu anneyi kürsüye davet ediyorum. Hazura hafka daiki edil be eş. Yani hiki marid kebe heyecanı. Marunuz açı be beje. Ez gelen başkanı xoraj, vekili xoraj, avukatı xoraj, daiki xoayib dil be eş re. Ez de beymu bıxer hatın, ser sera, ser çabar rahatına. İro daiki me her bajarı me bereketine dayke me nakhoşin dayke me hem hem ji dilê xwe bêjin hem ji nakhwa hazar nakhoşînê wahana ji boy demekî ji boy zarukê we ku di zindanê de ne dayke me bereketine hatine dayke me dibe yani şûne belkî dayke me hestiyê xwe jî li kom li çiya de kom nedîne lê belê dayke me dîsa dibên aşîtî bariş em dibên bariş em dibên Bıra dayık ne giri hestire dayıka tamam yekin Lıkkara büdürü Yani dayıke me zaruke vay ku si salat zindan eden mana hevalno Yani ana gade vader dıxın Dise infaz eva şavtan ne Dibeşin poşma bümün dayıkın o unş biyara dibeyin çi Hevalno unş biyara dibeyin çi Yani tişki kudu dünyayı da naya kabul kirin O naba tı insanatiye de naya kabul kirin Bine de havalı o dibin devlet Gaba ku dibin devlet Tinin yani tişte pür evte bira maru maru dibin devlet Yani devlete gel ki ya avvalat ki ya demek ki Demek ki adalet de O devlet de o hak hukuk insanatiye bine naba vi geli Gel o dayıkını o ecve pırsım Gel o yani hava hakka sal derbas bu ye Gelo vette adalet di, gelo vette hak di, gelo vette hukuk di, gelo vette şiddi dayıkın o. Je eşe,
je derd, je kul, je iskence, je birçî bûne, je tazî bûne bi xeytir ve çi dîdi ve devletê de hevan û ez wez pirsim dayîk nû, gel nû ez wez pirsim. Dayıka eşahidim cezayı zaruke ve kariyeye si sala zindan eden mane dayıka her hazırı kiriye kveke ku demek ki hatta teze kudu evladı ve bu da dini çabı valeri bu gotin ve zaruke meherin peşi ava ve zaruke meberdin meherin peşi ava lel karışı vad heste dayıka zaten çıl sala dayıke kurda yani hoşi ne di Zaruke khore rû neniştin, sersifreki rû neniştin, khuarin ne khuarin, rokik demeki dayike me behestir, nane khua, danibin khuarine tinine. Herçi dayike meyku demeki dayike kurda o savine, her dayike demeki paya khua jive, jive vahşete, jive eşe, jive girtine, jive kuştine ditiye. Lebele hevano binerin. Yani maru tarih u diroka dünya jidin hera nava tehak u hukuka dünya ile yani te insan ki ku si salat zindan ile bimine o insan der kebim bebejin na tu ya po bebeji az poşmanım ya ji az tebber nadim infaz ev o şavutinin yani viyad tevkide kabul nava fesim rebere gelin kurd Abdullah Ucala havalu Seroke gel kiye, bütüne yani hak hukukuna insan ateşi gavaku mağudun herre. Seroke ti geli, çıl salıydı zindan ede, bist bin salıydı zindan ede namine. Yani ev bu hoşiydi zanı, ku enekdara aşitti u barış el imraniye. Gavaku bir bakya insana, bir kurdara ben sermasi. Seroke rebere gele kurd berdin, ve adalet bir kebe vivalati, ve herkes, به هر بره بجی و هر کاد گری و کشتن و تنبه و هر کس لام لام مگنانی اگه بخوازدتان یا گلی کرد و چل ساله کو رونه نشتیه و لام مگنان سر سفره نخواریه هر تن بهست رویه بگری بویه بشین بویه یعنی امجی دبیشن ایدی بس اجبه کشتن ایره ام بارشه دخوازن ام آشیتیه دخوازن ام دوین چه گل دبه چه اول دبه ام دوین اسکر دی به، پولیس دی به، ام دوین سفیل دی به، ام دوین گریلا دی به، ام وکه دایی که موسا دی بیشن، دایی که ملچن هستی خوش کومالی، چیگا در ندی نشی، دیسا دایی که مدردین دوین ام بارش دی خوازن، ام نا خوازن، زارو که موی قیده بوینه ام نا خوازن، زارو که تی دایی که وصافه، دایی که موی دی بیشن، دایی که کرده وی دی بیشن، دایی که کرده عدالت دی خوازن، کرد عدالت دی خوازن، لی بله، ام لقارشی دولتی وسانن گره دولت بینه لیم قارشی دولتی وسانن کجبوی کرده سوند خواریه دویجه گابا که همه مسئله ببه کرد کشتن حق کرنه گرتن حق کرنه برچی بون حق کرنه هر تشت جو کرده را جو مافه کرده را حق دبینن یعنی وید تجاری جی نای قبول کرن و گله کرد وید قبول ناکه بنیرن هفان لماردینه یعنی آگر کتوا دارا یعنی به خوده که یک شخص که به تنه که دولت بزا و شخصی که دیمه که قدخاوی هوا و به تونه امکان خواه تکنیک خواه تشت خواه و سفر بگیرا لبله کردهات شوطانده دبریوهات شوطانده پازده انسان به هات شوطانده نیزی که صد انسان ما بریندارن دولت خواهیتی گله کرد نکریه برا گله کرد بزا با که کس پشتا گله کردن نه صف گله کرد گرد پشت آقا ام دویجین یکیتی جهب حزب بکن یکیتی که خواهی خورت بکن ون کرد تیره هر تشتی هنه ام دیسا دیم مستر چاوار آتنه از دیسا جی دویجیم برز عبدالله اوجالان یعنی دی زندانه ده یلی ساخر İnşallah, inşallah ve roti bireni roti biberdi. Bici sero kapı, bici sero kapı, bici sero kapı.
Bisajede muhtemu bıxer serçava rahatına Riyav evvekili ve serkeftin, serkeftin, serkeftin. Değerli konuklarımız, sevgili anneler, tecrit sonlanana, siyasi tutsaklar özgür kalana, kayyum da defolup gidene kadar mücadelemiz sürecek. Hepimizin yolu açık olsun. Grup toplantımız sonlanmıştır.